Değerli basın emekçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sosyal medyadan bizi takip eden vatandaşlarımıza buradan saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Türkiye, millet olarak 2 gündür büyük bir acı içerisindeyiz. Şehitlerimiz için yanıyoruz, şehitlerimizi toprağa veriyoruz. Ve olayın üstündeki toz duman gitmeye başladıkça da TUSAŞ saldırısı ile ilgili kimi ayrıntılar gündeme gelmeye başladıkça da kaygılarımız, endişelerimiz, şüphelerimiz ve de sorularımız artmaya devam ediyor. Değerli arkadaşlar, TUSAŞ saldırısının veya buna benzer kritik bir yere saldırının olabileceği, özellikle son haftadaki gündemle birlikte televizyon yorumcularından sade vatandaşa kadar herkesin aklına gelebilecek bir veriydi. Nihayet bize, devletin içinde de kimi kritik kurumlara saldırı yapılabileceğine dönük istihbaratlar ve de uyarılar olduğuna dönük bilgiler geliyor. Şu halde TUSAŞ gibi bugün herkesin cümleye başlarken savunma sanayimizin göz bebeği, omurgası dediği bir kuruma birilerinin Türkiye'ye gözdağı vermek için, savunma sanayimize hedef göstermek için veya bir başka amaçla saldırabileceğini öngörmek için gerçekten de istihbaratçı olmaya gerek yok. Ama maalesef veriler ortaya çıktıkça anlıyoruz ki teröristler Suriye'den rahatlıkla giriyorlar. Çünkü sınırlarımızı kevgire döndürdüler. Biz sınır namustur, sınırları koruyun dedikçe sınırları korumamak konusunda, hele Suriye sınırını adeta her gelenin rahatla geçebileceği bir hale çevirmekte hiçbir sıkıntı, hiçbir sorun görmeyenler, yine Suriye'den gelen hem de elini kolunu sallayarak hiçbir emniyet kontrol noktasında, hatta hiçbir trafik kontrol noktasında bile takılmadan Ankara'ya kadar gelebiliyorlar. Bu kişiler daha önce keşif yapıyorlar. Günler öncesinden geliyorlar. Vardiya saatlerini, oradaki rahat girebilecekleri kapıları, oradaki insanların yoğunlaşacağı saatleri, nasıl gideceklerini, nasıl döneceklerini, giderken Kazan'daki bir taksi durağını kullanırlarsa daha rahat gideceklerini bilecek kadar gelmişler, araştırmışlar, keşif yapmışlar. Bu kişiler nasıl oldu da böylesine rahat çalışabildiler, keşif yapabildiler ve bu hain saldırıyı planlayabildiler? Bu birinci sorumuz. Bu kişiler, bu teröristler, bu ağır silahları nasıl ve ne şekilde getirebildiler? Bunlar ağır silah. İçinde bomba var, makineli tüfekler var. Bunlar Kazan'a kadar nasıl gelebiliyor? Ve bu soruların hepsinin cevabını vermesi gerekenler bugün hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi sessizliğe bürünüyorlar. Bakınız, bir defa üçüncü olarak gündeme getireceğimiz TUSAŞ gibi ve buna benzer askeri olmayan ama son derece ordumuz için kritik görev yapan, kritik öneme haiz ve son derece özel bilgilerin korunduğu, özel personelin çalıştığı, özel teknolojilerin üretildiği kurumların özel şirketler eliyle savunmasının sağlanması akıl dışıdır. Madem ki bu kuruluşlar böylesine kritik görevler görüyorlar, ordumuzun temel ihtiyaçlarını karşılıyorlar, düşmanlarımızın ilk hedefi olabiliyorlar, öyleyse bunları da silahlı kuvvetlerin koruması gerekmez mi? Bu teröristlerin karşısına ellerinde sıradan tabancaları olan, eğitimleri sınırlı, normal bütün kamu kurumlarında veya buna benzer özel kurumlarda rastlayabileceğiniz sıradan 4-5 tane güvenlik görevlisinin çıkartılmış olması baştan bir zafiyet değil mi? Bunun bir sorumlusu yok mu? Bu kişiler ağır silahlarla geliyorlar, son derece eğitimliler ve karşılarında özel güvenliği buluyorlar. Ve sonra biz şehitlerimize yanıyoruz. Burada da bir sorumsuzluk olduğu apaçık ortada. Değerli arkadaşlar,
Sayın Kurtulmuş Meclis Başkanımız gerçekten hepimizi hayretlere düşüren bir söz söyledi ve bu saldırının çok iyi planlanmış, çok iyi hazırlanılmış olduğunu söyledi. Derin üzüntü duyduk Sayın Kurtulmuş adına. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki iki numaralı kişinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın böyle bir terör saldırısı karşısında ve böylesine acılar içerisindeyken tüm millet olarak hepimiz dönüp bu saldırıyı adeta takdir edercesine iyi hazırlanılmış, iyi çalışılmış demesi gerçekten olacak şey değil. Bir aferin demediği kalmış. Bir aferin de deseymiş cümle tamamlansaymış. Burada iyi çalışılmış, iyi hazırlanmış bir terör saldırısı yok. Burada istihbarat zafiyeti var. Burada güvenlik zafiyeti var. Burada görevini yapmayan güvenlik görevlileri var. Burada Suriye'den Kazan'a defalarca gelip giden teröristleri durdurmayanların ağır sorumluluğu var. Bu sorumluluğu gizlemek için çok iyi hazırlanmışlar, çok dikkatli hazırlanmışlar diye adeta teröristleri takdir etmek meclis başkanlığının işi midir? Dolayısıyla bu meclis başkanlığı daha sorumlu açıklamalar yapmaya davet ediyoruz. Bir diğer nokta, bu saldırı geçen yıl İçişleri Bakanlığı'na yapılan ve 2022'de de Mersin'de polis karakoluna yapılan saldırının adeta tıpkı aynısı. Ta kendisi, çok benzeri, fotokopisi. Yine iki terörist, biri kadın biri erkek, Suriye'den geliyorlar, ağır silahlarla geliyorlar. Birisi canlı bomba, diğeri daha çok saldırıyı gerçekleştiriyor. Ve yine biz şehitlerimize yanıyoruz. Bu olayın üzerine kararlılıkla gidilmeli. Ülke olarak gitmeliyiz. Meclis olarak gitmeliyiz. Bütün karanlık noktaları aydınlatmalıyız. Ve buradaki ihmalleri, buradaki açıkları ortaya koymalıyız ki bir daha böylesine hain terör saldırılarına hedef olmayalım. Bir daha böylesine saldırılar sonucunda şehitler vermeyelim. Ve milletçe teröre karşı dimdik ayakta duralım. Teröre hak ettiği cevabı hep birlikte verelim. Biz dün bu terör saldırılarını meclisimiz araştırsın. Eksiklikler ne? Nerede eksik yapıyoruz? İstihbarat zafiyetimiz nereden kaynaklanıyor? Güvenlik zafiyetimiz nereden kaynaklanıyor? Oraya özel güvenlikle güvenliği alıyor oluşumuz bir hata, bir eksik değil mi? Bunlara meclisin yapacağı başka bir şey yok mudur? Meclis bununla ilgili kanun çıkaramaz mı diye araştırma önergesi verdik. Beyler yine araştırma önergesini reddettiler. Yani meclis konuşmasın, yani meclis bunu tartışmasın, Türkiye'nin gündeminden hızlıca düşürelim ve sonuçta biz yine bildiğimizi yapalım. Oysa eğer bazı yasal düzenlemelere ihtiyaç varsa, başta oradaki güvenliğin silahlı kuvvetler eliyle yürütülmesi olmak üzere biz mecliste bunu çalışmaya, gerekli katkı vermeye de hazırız. Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi 3 gün önce Sayın Genel Başkanımız Türkiye'de giderek artan şiddet dalgasına toplumsal bir muhalefet ortaya koymak, dur demek, sesimizi yükseltmek, milyonlarla karşı koymak için Beşiktaş Meydanı'nda pazar günü 14.30'da şiddete karşı yaşam hakkını savunan bir miting organize ettiğimizi duyurmuştu. Yaşadığımız bu hain saldırıdan sonra da toplumda kimi kesimlerde kaygının, korkunun, endişenin oluştuğunu üzülerek görüyoruz. Ancak bilinmelidir ki terör örgütünün de teröristin de amacı halkta panik, korku, kaygı yaratmaktır, sindirmektir. Oysa biz her zaman yaşam hakkını savunan kadınların, gençlerin, çocukların, yeni doğan bebeklerin, TUSAŞ'ta çalışan mühendislerin, herkesin yaşam hakkını savunan ve yaşam hakkını en öne koyan bir parti olarak biz bu mitingimizi gerçekleştireceğiz. Korkmadan, çekinmeden, sinmeden, yılmadan, aynen Cumhuriyeti 101 yıl önce kuran Mustafa Kemal ve o kadroların yaptığı gibi yine yaşamı,
yine birlikteliği savunacağız ve teröre ve şiddete karşı yaşam hakkı mitingimizi pazar günü 14.30'da İstanbul'da Beşiktaş Meydanı'nda tüm vatandaşlarımızla yapacağız ve İstanbul'un Beşiktaş Meydanı'ndan tüm Türkiye'ye ve Türkiye'ye saldıracak kadar gözü dönmüş teröristlere ve teröristlerin maşasını tutan ağa babalarına millet olarak ayaktayız. Dimdik yaşam hakkımızı savunuyoruz ve ülkemizdeki giderek artan bu şiddet dalgasına şiddetle karşı çıkıyoruz. İzin vermeyeceğiz diyeceğiz. Değerli arkadaşlar, 29 Ekim yaklaşıyor. Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünü de yine coşkuyla kutlayacağız. Bizim için Cumhuriyet bayramlarının kutlanması son derece önemlidir. Cumhuriyetimiz, Cumhuriyetimizin değerleri, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri, Cumhuriyetimizin hangi şartlarda kurulduğu ve bugün Cumhuriyetimizi ayakta tutmanın, diri tutmanın ne kadar gerekli olduğu giderek ortaya çıkarken biz Cumhuriyetimizi Cumhuriyet bayramlarını kutlamaktan çekinenlere, Cumhuriyeti kuran kadrolarla bir türlü hesaplaşması bitmeyenlerle, Atatürk'le sorunlu olanlara rağmen coşkuyla kutlayacağız ve alanlarda, meydanlarda olacağız. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletvekillerimizle, örgütlerimizle, vatandaşlarımızla 1. Meclisten Anıtkabir'e, atamıza, Cumhuriyeti borçlu olduğumuz ulu önderimize yürüyeceğiz. Değerli arkadaşlar, zaman geçiyor ama deprem bölgesindeki sorunlar bir türlü bitmiyor. Deprem bölgesinde barınaklarla, konteynerlarla geçici barınma alanları yaratmışlardı. Ama maalesef bu geçici dedikleri barınma alanları kalıcılaştı. Çünkü konutlar yapılamıyor. Hala konutları neredeyse gerçekten teslim ettikleri konut sayısına baktığınızda onda biri teslim edildi. Vatandaşlarımız bu kışı da maalesef konteynerlarda, barınaklarda geçirmek zorunda kalacaklar. Her afetten sonra IBAN gönderiyorlar. 99 Gölcük depreminden sonra yine IBAN göndermişlerdi. Para toplamışlardı, anımsayacaksınız. Sonrasında deprem vergileri konmuştu. Van depremi olduğunda 13 yıl önce tekrar IBAN gönderdiler. Dayanışma zamanı dediler. Başka türlü altından kalkamayız dediler. Herkes elini taşın altına koysun dediler. Vatandaşlarımız yine gönderdi. Ama o gün bir soru sorduk. 99'da koyduğunuz vergilerle yarattığınız o deprem fonu nerede? Nereye harcadınız? O deprem fonu bugünler için değil miydi? Bunun için toplamadınız mı? Ne yaptınız diye sorduğumuzda bugünün bakanı, zamanın bakanı, duble yol yaptık ya, duble yollardan geçiyorsunuz ya, daha ne istiyorsunuz, daha ne deprem fonu soruyorsunuz diye milleti adeta azarlamıştı. Ve yine 6 Şubat depreminden sonra da adet oldukları üzere yine IBAN yolladılar, yine paralar topladılar. 5 Mart'ta bir kampanya düzenlediler. Hatta o kampanyada Merkez Bankası Başkanı, yani bu da ironiktir çünkü parayı basan, yani istese eğer ekonomik dengeler yeterli olsa 30 milyar değil, 130 milyar, 300 milyar, 3 trilyon lira basabilecek olan kurumun başkanı da 30 milyar bağışladı. 115 milyar para topladılar. Bu parayı Afet İmar Fonu'na koyacaklardı. Bu paranın akıbeti belli değil. Hangi kurumlar 115 milyar taahhüt ettikleri parayı gerçekten verdiler? O da belli değil. Hangisi şov yaptı? Hangisi gerçekten yardım etti? Belli değil. Toplanan paranın nerede olduğu belli değil. Afet İmar Fonu'nun nerede olduğu da belli değil. Niye fon kuruyorlar? Sayıştay denetiminden kaçıralım. Meclis görmesin, kimse görmesin. Peki 3 ayda bir denetlenecekti, ne oldu? Onlar da yok. Denetim raporları da yok. Sonuç olarak 115 milyar başka kaynaklardan gelecek paralar deprem imar fonu olacak. Ama bu fon nerede? Kaç lira var içinde? Kim kullanıyor? Nerede kullanıyor?
hangi yandaşa aktarmışlar, hangi yolsuzluğa kaynak olarak vermişler belli değil. Bunu soruyoruz, bunu sormaya devam edeceğiz. Bu milletin kör kuruşunu sizin cebinizde bırakmayacağız. Sonuna kadar araştıracağız. Bugün olur, yarın olur. Ama o fonlardan bir kuruş yiyenin boğazından, gırtlağından getireceğiz. Bunu da asla unutmasınlar. Değerli arkadaşlar, İsrail'le mücadele diyorlar güya. İsrail bize saldıracak diyorlar. İsrail bize saldıracak, gök kubbe kuralım, kredi kartlarından 750'şer lira verin diyorlar. Ama bakıyorsunuz İsrail'le askeri başta olmak üzere ticari ilişkiler devam ediyor. Hala devam ediyor. Önce reddettiler, sonra kabul etmek zorunda kaldılar. Aylar sonra bir kararnameyle şu kalemleri, 54 kalemi yasakladık ticareti dediler. Orada anlaşıldı ki ticaret yaptıklarını onlar da itiraf ediyorlar. 2 ay sonra Cumhurbaşkanı'na sordular. O iş bitti, bir daha ticaret olmayacak dedi. Ama başka konşimentolarla, başka adreslerle, Yunanistan'dan, Mısır'dan geçirerek veya Filistin'e gönderiyormuş gibi yapıp İsrail'e göndererek ticarete devam ettiler. İsrail'e gönderdikleri çelik tel miktarı son bir yıl içerisinde 3400 kat arttı. Filistinliler çelik teli ne yapacak bu savaşın ortasında? Tabii ki İsrail'e gidiyor. Filistinli çocuklar, kadınlar işgal edilen yerlerden kaçamasınlar diye çektikleri çelikli teli Türkiye'den gönderiyorlar. Ve bu gönderenler de AKP'nin siyasetçileri veya birinci dereceden akrabaları. Şimdi bunlar yetmiyor. Geçenlerde Azerbaycan'da ADEX fuarında, Uluslararası Savunma Fuarı, 2 tane sponsor var. Birisi Baykar, diğeri İsrail'in Uluslararası Savunma ve Uzaycılık Kuruluşu. Sponsorluk yapıyorlar birlikte. Şimdi de İstanbul'da yine bir fuar var. Saha Expo diye savunma alanındaki, havacılık ve uzay faaliyetleri alanındaki şirketler gelip fuar yapıyorlar. 1000'in üzerinde katılımcı var. Ama buraya katılanlardan en önemli şirketlerden birisi BAE baş harfli olan İngiliz silah firması. Ve bu İngiliz silah firması İsrail ordusunun ana tedarikçisi. Ve bu İsrail firmasının ürettiği obüslerin mermilerinde kimyasal silah kullanıldığına dönük olarak da kimi iddialar var. Bu BAE firması dünyada lanetli, İngiltere'de lanetli ama Türkiye'de, İstanbul'da, fuarda rahatlıkla mallarını teşhir edebiliyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Bir yandan İsrail'le mücadele ediyoruz diyeceksiniz. İsrail'le adeta savaşacağınız iddialarında bulunacaksınız. İsrail'e her yerde kahredeceksiniz, meydan okuyacaksınız. Ama İsrail ordusunun ana tedarikçisini hem de kimyasal silah dahil bütün o topları, bütün o hava mermilerini, füzeleri sattığı bilinen şirketi de gelip İstanbul'da sunum yapmasına, teşhir yapmasına göz yumacaksınız. Peki bunun anlaşılırsa sıkıntıya gireceklerini biliyorlar mı? Biliyorlar. Bu nedenle bütün şirketlerin adresleri, ülkeleri, menşeileri varken bu şirketin menşeini açıklamamışlar. Ama bakıyorsunuz Türkiye'de görünen bir şirket, adres Türkiye'de, temsilciliği var muhtemelen. Ama asıl şirketin İngiltere telefonlu olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bir hokus pokusla, bir göz boyamayla İngiliz BAE şirketinin buraya getirildiğini saklamaya çalışmışlar. Ama bilsinler ki biz bunları biliyoruz, görüyoruz, takip ediyoruz. Dünyanın lanetlediği, dünyadaki bütün o sivil örgütlülüklerin İsrail'deki insanlık dışı katliama karşı koyan, onları reddeden, onları protesto eden sivil örgütlerin reddettiği, peşinden gittiği, yasaklansın dediği şirketi getiriyorsunuz İstanbul'da, fuar yaptırıyorsunuz. Bu kadar çelişkide, bu kadar İsrail yandaşlığı da ancak size yakışır.
Cumhurbaşkanına soruyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım, niye İsrail'e Batı ülkeleri yeteri kadar tepki vermiyor? Çünkü borçları var diyor. Peki biz de şimdi Cumhurbaşkanına soruyoruz. Sizin İsrail'e hangi borcunuz var da hala İsrail şirketlerine ticarete de devam ediyorsunuz? İsrail'e silah satan şirketleri de İstanbul'da arayacak kadar yakın ilişki içerisindesiniz. Hangi borcun ödemesi bu? Değerli arkadaşlar, ülkemiz, vatandaşlarımız açlık, yoksulluk, işsizlik girdabında bir gün dahi yaşayabilmek için, karnını doyurabilmek için kredi kartlarını kullanırken, ağır derin bir yoksulluk varken, çocuklarımızda gelişme geriliği söz konusu iken ve özellikle de herkesin gözü asgari ücret ne olacak diye bakıyorken, asgari ücretin önümüzdeki yıl ne olacağının cevabını Merkez Bankası Başkanı Amerika'da fon yatırımcılarına söyledi. Amerika'daki fon yatırımcılarına Türkiye'nin fon getirmek için ne kadar karlı olduğunu, dolarları, sterlinleri Türkiye'ye getirirlerse ne kadar çok kazançlı çıkacaklarını anlatmak için, merak etmeyin, önümüzdeki yıl enflasyonu dizginleyeceğiz, döviz krizi olmayacak, dövizi baskılayacağız, asgari ücreti %25'te tutacağız, yani 21 bin lira civarında bir asgari ücret olacak. Siz rahatlıkla dolarları, sterlinleri getirin, 6 ay, 1 yıl sonra paranızı 2'ye 3'e katlayıp götürebilirsiniz demiş. Ama bilsin ki biz Türkiye'de yaptıkları tiyatronun farkındayız. Şimşek düzeltme gereği duymuş, yine Amerika'da, yine yabancılara karşı konuşmada. Efendim neymiş? Türkiye'de asgari ücret işçiliği temsilcilerinin de olduğu, bakanın da olduğu, bürokratların da olduğu, işverenin de olduğu bir asgari ücret tespit komisyonunca belirleniyormuş. Henüz belirlenmemiş. Dolayısıyla bu konu henüz belirli değilmiş. Ama biz bunun bir tiyatro olduğunu, göstermelik olduğunu, gerçekte herkesin sarayın ağzının içine baktığını, rakamın orada kesinleştiğini, orada işçi temsilcilerinin işçinin hakkını korumak yerine işverenin ve sarayın sözünü dinlediğini zaten biliyoruz. Ve sonuçta yine insanlık dışı, yine vatandaşımızı açlığa teslim edecek bir asgari ücret çıkacağından kaygılıyız. Burada bir itiraf var. İtiraf %25. Umarız gerçekleşmez. Umarız ağzımızdan kaçırdık diye daha yüksek bir rakam söz konusu olur. Ama bilsinler ki bıçak kemiğe dayandı, kemiği de deldi. Sadece bugüne kadar ki bu yılki enflasyon %49. %49 enflasyon var. Siz Ocak ayında bir kez 17 bin lira yapmışsınız. Verdiğiniz zam 3 ayda erimiş ve önümüzdeki yıla kadar zam yok. Ocak'ta yapacağınız zam da %25. İşçiye, dolayısıyla memura, dolayısıyla emekliye, dolayısıyla işsize aç kal, başının çaresine bak, bizden umut bekleme ve ne yaparsan yap, biz sana bu kadar vereceğiz. Biz ekonomik dengelerimizi tutturacağız. Bu bütçeyi, halkın kaynaklarını da dış fonlara peşkeş çekeceğiz diyen bir anlayış var. Bu anlayışı reddediyoruz, şiddetle kınıyoruz. Bunu kabul etmeyeceğiz. Asgari ücret en azından açlık sınırının üstüne çıkana kadar, insani bir noktaya gelene kadar biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Alanlarda olacağız, fabrikalarda olacağız, meydanlarda olacağız, mecliste mücadele edeceğiz. Ama işçinin hakkını size yedirmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, nepotizm diyoruz, eş dost akraba ataması diyoruz. Ama AKP gerçekten bu konuda dünya literatürüne girebilecek bir örnek. Neredeyse akraba olmayan, neredeyse bir ilişkisi olmayan, biriyle bir şirket üzerinden veya bir aile ilişkisi üzerinden veya bir çıkar grubu üzerinden bağlanmayan birisinin kamuda
bir göreve gelmesi imkansız. Böyle meşhur aileler var. Bir vesileyle ben de bu ailelerden birini sizlerle paylaşmak istiyorum. Fatma Betül Sayankaya bakanlık yaptı, genel müdürlük yaptı. Hala siyasetin içerisinde. Ama onun kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak var. Kendisi Bahreyn Büyükelçisi olarak atandı. Bakıyorsunuz CV'sine, AKP'de çalışmış, Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmış. Ablası bakanken müsteşar yardımcısı olmuş. Ablası bakanken müsteşar yardımcısı yapılmış. Her tür göreve gelmiş, bugün de büyükelçi olmuş tekrar. Erkek kardeşleri Ömer Sayan, Ömer Fatih Sayan, yine büyük bir başarı hikayesi. Başbakan müşavirliğiyle başlamış. Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu kurul üyesi olarak devam etmiş. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu başkanı olmuş. Bakanlar değişmiş ama Fatih Sayankaya'nın görevi hiç değişmemiş, hiç azalmamış. Ve böylece aile boyu saadet devam etmiş. Değerli arkadaşlar, nepotizm deyince, akraba kayırmacılığı deyince, liyakatsiz kadro atamaları deyince gerçekten AKP yönetimi dünya tarihine geçecek bir örnek oldu. Ve AKP bu yönüyle devletin tüm kurumlarını çürüttü. Devletin tüm kurumları çürürken aynı zamanda bir tek adam rejimi Türkiye'yi bir parti devleti haline getirdi. Parti yetkililerinin devletin en kritik kurumlarında veya devletin en kritik yetkililerinin parti kurullarında olmasını yadırgamıyorlar. Biz bunu yadırgıyoruz. Eski Türkiye diye aşağıladığınız Türkiye'de bunlar hayal bile edilemezdi. Akla bile gelmezdi. Ama şimdi öylesine fütursuzsunuz ki, öylesine devleti çürüttünüz ki, öylesine devleti parti devleti haline getirdiniz ki, MİT müsteşarı sanki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı değil de AKP'nin bir memuru gibi AKP MYK'sına giriyor ve orada MYK üyelerine briefing veriyor. MİT başkanı ne anlatıyor? Devletin gizli bilgilerini. Kime anlatıyor? AKP yöneticilerini anlatıyor. Bunun adı rezilliktir. Bu kabul edilemez. Eğer MİT başkanının Cumhurbaşkanıyla paylaşacağı şeyler varsa çok önemli, gider Cumhurbaşkanıyla paylaşır. Eğer bir bakanla paylaşacağı bir şey varsa gider paylaşır. Ama nasılsa Cumhurbaşkanı, nasılsa bakanlar, nasılsa hükümet, nasılsa meclis iç içe geçti. Hepsi AKP'li canım ne fark eder diyorsanız gidersiniz AKP Genel Merkezi'nde. AKP'yi yönetenlere devletin gizli bilgilerini anlatırsınız. İşte bunu yaptığınızda da bir gün sonra istihbarat zafiyeti yüzünden TUSAŞ'ta şehit verirsiniz. Bu iki olay birbiriyle doğrudan bağlantılıdır. Devleti çürütmüşsünüz, istihbaratı çürütmüşsünüz. Ondan sonra da teröristler elini kolunu sallayarak kazanın ortasına gelmişler. Senin göz bebeğim dediğin, ordunun silah ihtiyacını gideren, milli uçak yapan bir kuruma girmişler ve 5 vatandaşımızı şehit etmişler. Ederler. Çünkü MİT müsteşarı partinin kurullarına briefing veriyor. Tersi de var. Böyle bir saldırı olmuş. Devletin güvenlik zirvesi toplanmış. Gayet normal. Gayet olması gereken bir şey. Parti sözcüsü orada. Ömer Çelik orada. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsüyüz. Bizim bir milli güvenlikle ilgili bir zirveye gidip partimiz adına orayı dinlediğimizi düşünebiliyor musunuz? Olacak şey mi? Dolayısıyla devlet, kurumlar, parti, saray, tek adam her şey birbirinin içine geçmiş, devlet çürütülmüş. Böyle devlet yönetirseniz biz daha çok terör saldırılarına maruz kalırız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Buyurun. Şöyle, biz TUSAŞ'a saldırıdan sonra büyük bir milletçi üzüntü içerisindeyiz ve 3 gün boyunca bütün etkinlikler, konserler iptal edildi ve
sonrasında da herkes acaba nasıl kutlayacağız 29 Ekim'i, Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünü diye bir arayışa girdi, bir düşünce oluştu, bir soru oluştu. Biz buna şöyle bakıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünü kutlamak son derece önemlidir. Terör saldırısı cumhuriyetimizi, milli birliğimizi, cumhuriyetimizin temel ilkelerini hedef almıştır. Dolayısıyla teröre karşı cumhuriyetimizi coşkuyla kutlamak hepimizin görevidir. Bu nedenle biz cumhuriyetimizi kutlayacağız. Birinci meclisten atamıza yürüyeceğiz. Tüm Türkiye'de de bu kutlamaların bu şekilde olmasını arzu ediyoruz. Bizim örgütlerimiz bu kutlamaları yapacak. Ama konserler konusunu yerel yönetimlerimize bırakıyoruz. Onlar kendileri değerlendirecektir. Ama biz Cumhuriyet Bayramı'nın Cumhuriyet'e yakışır bir olgunlukla ve coşkuyla kutlanmasından yanayız. Bunu da gerçekleştireceğiz. Sayın Genel Başkanımız kendi iletişimini sık sık yapar ve görüşlerini büyük bir açıklıkla ifade eden bir siyasetçidir. Dolayısıyla kapalı kapılar arkasında konuşulanların böylesine konuşulmuş gibi iletilmesini doğru bulmuyoruz. Bizde böyle bir bilgi yok. Dolayısıyla da bunu bir dedikodu ve bir saptırma olarak değerlendirmek gerekir. Ama Sayın Genel Başkanımızın önce Türkiye diyeceğini, önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları diyeceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin faydalarının bir adım geriden geleceğini elbette ki tahmin etmek güç değildir. Ama atfedilen sözün Genel Başkanımız tarafından kullanıldığına dönük herhangi bir bilgi söz konusu değildir. Şu haliyle bir saptırma olarak tanımlamak da gerekir. Biz terörün bitmesi için, terörün ebediyen bu topraklardan kazınması için ve anaların bir daha gözyaşı dökmemesi için mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapılacak barış için, toplumsal mutabakat için, toplumsal barış için yapılacak her mücadelenin destekçisi oluruz. Ama bilsinler ki biz şehit annelerimizin, gazilerimizin gözünün içine bakamayacağımız herhangi bir çözüm kabul etmiyoruz. Dolayısıyla da hukuk zemininde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni esas alan ve şeffaf bir şekilde yürütülecek, kapalı kapılar arkasında pazarlıklarla değil, neyin alınıp neyin verildiğinin bilinmediği bir kara bulutun arkasında değil, açık, milletin gözü önünde ve milletin içine sinecek, başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere milletimizin içine sinecek bir düzenlemenin, bir yenilenmenin, bir çözümün elbette ki katkı vereni olmaya da hazır oluruz. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin hiçbir önemli sorununda kendi ihtiyaç duymadan konuşmaz. Gazeteciler her gün bize soru soruyorlar. Her gün diğer siyasetçilere soru soruyorlar. Bu konu gündemde tutuluyor ama gazetecilere bu soru özellikle sordurtulmuyor. Saray bu konuda sessiz kalıyor ve Türkiye'de kimi aktörler üzerinden bu süreç yürütülsün isteniyor. Oysa Türkiye'deki her şeyin sahibi olduğunu düşünen, her konunun içine giren, her şeyin sorumlusu benim diyen ve Türkiye'deki tek muktedir olduğunu her noktada söyleyen Cumhurbaşkanı'nın bu konuda sessiz kalmaması gerekir. Türkiye için ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de eğer toplumsal barış sağlanacaksa, eğer terör belası gerçekten defedilecekse projeniz nedir?
Planınız nedir? Kimlerle yürüteceksiniz? Nasıl yürüteceksiniz sorularından daha fazla kaçamaz. Bu soruları öncelikle cevaplaması gereken, Türkiye'nin gündeminin ortasına koyması gereken kişi Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Ama kendisi sağır ve dilsizi oynamakta devam ediyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kolay gelsin.